Üç yıla yaklaşan seferberlik hızını kaybedeceğini arttırdıkça arttırmış. Akıl almaz cilveler göstermişti. Çanakkale'yi zorlayan buçuk millet ters yüzü geri döndü de Ruslar Sivas'ın kapısına geldi. Evet, ileride çöllerin Kütülemare denilen memleketinde İngiliz kralının öz kızı esir edildi. Herif ağasını bilip ayakta pes edeceğine büsbütün kudurdu. Allah beterinden esirgesin. Gökten ateş yağdırarak yürüyüp Kabe'yi, Mabe'yi hep aldı. Şam'a kadar indi. İslam halifesi peygamberin sancağını dürülü durduğu yerden çıkarıp dini bir uğruna savaş diye bağırmıştı ya. Ne arasın kardeş? Kabe'yi İngiliz'e alıverenler meğer Hindistan'dan gelen kıvırcık sakallı Müslüman askeri değil miymiş? Hemide bunlar nasıl Müslüman? Bunları bizim gibi su karışmış, bakırlaşmış Müslüman belli. Bunlar süngü savaşının kızıştığı sırada namaza duru verirlermiş de elin kolun bağlanırmış. Uzansan sürgüleyeceksin. Tetiğe bassan bitecek. Mal gibi baka kalmaktasın. Ya Arap tayfasının üstümüze salması neyin nesi? Peygamber sülalesinin olanlar bile İngiliz e arka çıkmış. Osmanlı'nın karnını cembiyelerle yarmak bunlarda. Allah Allah diyerek arkadan baskın yapmak bunlarda sebebini bilemedin mi? Büyük Cemal Paşa bunların şeyhlerini tesbih taneleri gibi asıvermiş. Neden? Kudurmuş mu? Gözüne ne görünmüş? Bilmez gibi ya. Bu Büyük Cemal Paşa bildiğimiz padişah paşası değil. İttihatçı paşası. Bunlar sonradan paşa olduklarından şaşırmışlar. Ne derler? Osmanlı'ya paşalık verilmiş, önce babasını asmış derler. İşte o hesap. Padişah. Olmaz, iznim yoktur dememiş mi? Artık adam asmaya da padişah fermanı alınmazlanmışsa o başka. Fukara padişah Şam'daki işi duyuncaya kadar. Sultan Hamid gibi gölgeli bir padişahı bunların neden indirdiği anlaşıldı. Bunların niyeti akıllarına geleni yapmak. Baktılar ki kendi iplerinde oynamayacak herifi deflediler. Peki Şam'daki dinsizliği anladık. Ya Galicia'dan ne haber Galicia'dan? Orası iyi. Galicia'da gene birkaç tepe falan almışız. Ama öyle bildiğin tepelerden değil. Gökyüzüne baş kaldırmış. Karlı dumanlı tepeler ki kurt kuş geçemez. Alamanın kralı. Osmanlı olmasaydı güç mü yetirebilirdik? Diye Enver Paşa'yı alnından öpmüş. Peki. Harbin bitiminde bu tepeler bizim mi? Bu ne biçim bir laf? Kılıç kuvvetiyle aldın yer senin tapulum alın. Sonunda bir oyuna moyuna geliriz de sana şuradan iki ada verelim tepeler bizde kalsın diye verirlerse yanarım. Bunlar sonraki meseleler asıl iş Rus'un başına gelen. Esa içi bozulmuş. Bunlar ikiye bölünmüşler. Atlılar bir yana yayalar bir yana. Ne gibi? Rus'un atlısı bütün soylu takımıymış. Say ki çarın yeğenleri, emin uşakları, Bunlara kazak derler. Ne de çok emmi uşağı varmış namussuzun bir ordu mu demek? Bir ordu. Rus'un yayası da bildiğimiz köylü. Bunlara müjik derler. Peki. Müjiktir. Bakmış ki çar olacak rezil aldığı bunca yeri kendi kabilesinden atlılara bağışlamakta canı sıkılmış. Ne demek olsun? Biz bunca yıldır kan döküp yayan yapıldak bunca toprak ele geçirelim de hakkımız böylece araya mı gitsin? Demişler atlı takımına koyulu vermişler. Aman, iyi. Aman ne güzel. Güzel olmaz mı? Rus atlısı senin anlayacağın kazak kısmı daha azlık ama ayağı yerde olmadığından daha zorlu. Buna karşılık müzik kalabalık. Kesmekle bitmez. Bunlar birbirlerine dalmışlar. Atlı gücünün yettiği yerde müzikleri mızraktan geçirmekte. Gücünün yetmediği yerde atını tepikleyip savuşmakta. Böylece bir ana baba Günükiye'ye sorma. Öyleyse Beypaşa'nın işi iş. atın alnına güneş doğdu demektir. Bir ucundan da o kırsın. Bir ucundan da Beypaşa başlamış. Bu duyduğun yanık türkü işte o türkü. Hey oğlum çocukların çağırıp gezdiği Kafkasya dağlarında çiçekler açar türküsü. İyiymiş. Ne olacaksa çok sevindim. Hepsi Allah'tan. Bir sebep yaratacak da kurban olduğum Rus'u birbirine düşürecek. Dur efendi. Baksana Müslüman da Müslüman akıllı çekmekte. Tövbe tövbe hindin Arap'ın Müslüman'ı da Osmanlı'ya salmış dedin ya kendin. Elbet bu da Allah'tan. Bir hikmet canım. Biz işi iman gücüyle başından sıkı tutmadık. Bir kere Sultan Hamid gibi bir padişaha karşı geldik. Ey kardeş İstanbul'da işler kötüye gitmiş ki nasıl gitmiş? Yüz liralık banknotlarla kahvelerin cigaralarını yakan mı istersin? Yalandır ya bunlar delirmiş mi hadi delirdiler diyelim. İstanbul'un banknotucu eczalı kibrit gibi sürünce yanımı vermekteki. vermekte Banknotun ucunu kibritle tutuşturunca. Allah Allah kibriti çakmışken karının cigarasını kısadan yakıverse ya. Yalanlığı belli şey bir karı kahvede de olsa tütün mü içermiş? Bunlar bizim yerli kahvelermiş aşkın. Bunlar Alaman içinden gelme zorlu karılar ki Adam yüzüne bakmaya güç yetiremez denilmekte. Pisin yüzü yere bassın bizim kahpelerimize ne olmuş? Dedim ya bunlar hep azgınlık belirtileri. Şu seferberlik geçidini Allah'ın izniyle bir atlatabilseydik. Evet, Allah sonu iyi çıkarsın. Ne denebilir? Dünyanın işleri öyle karışmış, öyle akıl almaz şeyler duyulup görülmüştü ki. Narlıca'da köyün en güzel, en zengin karısıyla en çirkin, en fakir herifinin ortak olup çerçileye başlamaları kimseyi şaşırtmadı. Abuzera'nın eşkıyası rahmetli Musa Çavuş'u vaktiyle it hesabını almayan gönderdiği beşi birlikleri suratına çarpan petek karı, şu çalığı nasıl adamdan saydı da ortaklığa razı geldi. Gölgemde karnı doysun köpeğin demiştir. Eşkıya Musa Çavuş meselesinden köye iyiliği dokunmadı mı? Öyle. De ki aklım yatsın. Aç ite biraz kemik atmak hesabı. Çalık hafız köy yerinde tarla işlerini hak edemez. Allah'ın bir saf adamıdır. Çerçeleye çevirebilirse varsın bir ekmek de bu yesin dedi besbelli. Aslında bu lafları arkadan arkaya çalık hafızın kendisi çıkarmıştı. Önceleri narlıcalılar hafızı uyarmaya çalıştılar. Bire hafız. Darılma ama. Senin işlerinde büsbütün ters kardeş. Dünyanın bakır olduğu zaman çerçileye sıvandın. Dünyadan malın namı çekildi. Sen bu düzeni neyle çevireceksin? Hani ya mal? Çorumun koca tüccar dükkanlarında yok satılmakta. Hey hafız senin eline gaz yağı tuz sabun nereden geçecek? Diyenlere hafıza gülümseyerek. Çerçileyi şimdi yapmak hünerdir ağa diyordu. Malın çokluğunda herkes becerir. Sen çalık aklını maskaralık mı sandın? Çalığın başka akılda olduğu şundan belli ki dükkanı götürdü. Köyün sonuna, yokuşun başına kurdu. Oysa köy yerinin çağçı dükkanı ortada gerek. Muhtar odasının tam karşısında. İşte sana çalık herifin ilk tersliği. Sonra garip yolcu hanı gibi arkasına bir samanlık bir ambar bir de hayvan bağlayacak dam yapması. Üzerine iki oda çıkması neyin nesi? Bu da ikinci tersliği rezil çalığın. Hele dükkanı bir avuç tuz getirmeden iki hizmetkar tutmasına, bunların altına birer merzifon eşeği çekmesine ne demeli? İki hizmetkar ki, Allah göstermesin bir oturuşta bir tabur askerin yiyeceğini silip süpüren dördüncü ordu açları. Eşekler de ev yıkan, ocak söndüren bir cins. Bunları besleyeceğine iki tane yarış atı besle daha iyi. Bu iş çerçelikten çıktı gitti hafıza. Sen beş keçili Kürt beyine döndün oğlum. Arkanda keçe, külah, deli başlar. Allah versin ama işinin bir yanını anlayamadık. çerçe dükkanı köyün ortasında gerek. Sen dükkanı çektin ıssız yerlere götürdün. İleride bunun zararını görürsün. Ne gibi ha? Ne gibisi var mı? İkizi bir bir gece. Gelip bizi mi soyarlar? Sakın. Hiç dinlemezler. Analarının ak sütü gibi helal olsun bir dayı. Ben beni soyacağını bir defa azadın elini öperim. Kürtlere güvenmekteysen yanılmaktasın ha. Ben Allah'tan başka kimseye güvenmem. Sen öyle mi belledin? Çalık Ahfız köye tellal çağırttı. Bundan böyle köylünün pazara götüreceği bütün malları pazardaki değeriyle alacağını, pazardan satın alınan öteberi de gene pazar fiyatına satacağını, eğer o hafta fiyat değişikliği olmuşsa bunun farkını da hemen ödeyeceğini bildirdi. Böylece erkeksiz evlerin karası kızı şuncacık şey için kasaba yerinde itin köpeğin ayağı altında kalmaktan kurtulacaktı. Ayrıca harman zamanı ekinle bağ bozumunda üzümle kırkım ayının keçi kılı yapası ile ödenmek üzere isteyeni defterine yazıp dilediğini verecek. Paradan yana sıkışanlara da borç defteri açıyor. Çalık hafız bunları böylece komşu köylere de bildirmiş. Her zaman adam yollayacağını haber vermişti. Kürt hizmetkarlardan biri üç köyü, ötekisi de geri kalan dört köyü durmadan dolaşıyorlardı. Çalık hafız böylece mal dağıtmaya başladı batmaktan, batakçıdan hiç korkmuyor. Sen bu işin altından kalkamazsın hafız diyenlere. Kalkar sayende emmi ne olmuş diye boynunu bükerek gülüveriyordu. Eşkıya Musa Çavuş yakalanıp asıldıktan sonra birkaç defa yaylaya çıkıp o güzel aile konuşmuştu. Herifle arasının iyiliği şuradan belli ki dükkana ilk gelen mal kaçak tütün oldu. Sonra yavaş yavaş dükkan çeşitli mallarla dolmaya başladı. Çalık hafız, bizde para az ama Allah'ıma şükür bizi seven arkadaşlar çok diyordu. Çorumlar çerçelemizi duyunca çarşılarda iki geceli yalımızı çevirdiler. Ne dilersen al götür dediler. Yakında pırtı bezlerimiz, gaz yağımız, şeker, kahvemiz de gelecek. Demi hafız gaz yağ şeker kahve he mi? Allah'ın izniyle gelecek dayı. Ulan iyi. Ulan hafız sen seferberliği de yendin gitti rezil. Bunlar askeriye depoyunu. Gezice soyan amba kumandan golası, Jurnalci Celil rezilinden. Suç. Hürriyette askerlikten kovulan. Celil alçağında değil. Yedi kralı harp açıp amansız kalınca yeniden rütbe verip onu askere alanlarda. Kolası Celil. Kasabada duyulacağından korktuğu için köy çerçesiyle iş yapmaya uygun buluyordu. Kahve ile şekerin arkasından askeriyenin kaput bezleri, eski yeni battaniyeleri, hastanede ölenlerden kalma elbiselerle iç çamaşırlar da narlıcan hafız çerçesine gelmeye başladı. Daha arkadan mermi kaçakçılığı alıp yürüdü. Öyle ki üç aya varmadan her çeşit silahın cephanesine köylü eşkıya çalıktan alır oldu. Hafız ayrıca topladığı yağların içlerine kaya tuzu, erimiş iç yağ, mısır unu filan karıştırıp hastaneye, Sivas'ın askeri tüccarlarını ateş pahasına satıyor, yağdan başka tenekelerle kavurma, pekmez, hoşaflı kuru üzüm yetiştiriyordu. Ayda bir iki defa öküz, inek kesip köylüye et yedirmeyi de bu yedinmişti. Hazırda malı, parası olmayanlara bile taze et veriyor. Harmana ne olmuş kardeş? Hele harman zamanı gelsin kolay abla düşündüğün şeye bak diye gülüyordu. İlk zamanlar köylü bu işi pek umursamamış. Eski alışkanlıkla gene Çorum'un çarşamba pazarına gidip gelmişti. Yavaş yavaş durum kendiliğinden değişti. Bir çocuk koşturup para pul vermeden öteberi almak. Narlıcaların o kadar kolaylarına geldi ki kasaba pazarına kimse inmez oldu. Komşu köylerde çalık hafız alışmışlardı. Birkaç ay önce götürdükleri malın yarısını dağıtabilen Kürt hizmetkarlar artık geriye hiçbir şey getirmiyorlar. Buna karşılık sepetleri yumurta, kuru üzüm zahir ile doldurup dönüyorlardı. Çalık hafız ayrıca tohumsuza tohum, öküz ölene öküz vererek şunun bunun rençberliğine de ortak giriyordu. İlkbahar üzeri dört bağın yükünü, elliye yakın ceviz ağacının meyvesini peşin parayla almıştı. Çalık hafız az vakitte palazlanıp dokuz köyün bir çerçesi olunca köylünün bazıları şaşmaya akıl ettiler. Yahu nedir? demeye başladılar. Bu herif bütün bu işleri petekten aldı. 200 banknotla nasıl çevirdi? Ben hilelendim. Bunda bir çalık oyunu var. Hem de abuzera denilen kavatla birlikte çevrilen bir oyun. Ne demek? Bunun geriden ortağı abuzera mı? Ne bileyim bu çerçelik böylece... 200 banknotla hiç döner mi? Olsun. Köyümüze koca çerçe dükkanı kurdu. Dükkanda bir kuş sütü. Yoksa yok. Fiyatı da imansız değil. Bizi karda kışta çorun pazarına inmekten kurtardı. Sağ olsun. Herifin kazancını kıskananlar da başka bir hava tutturdular. Bu domuzçalık bu köye bir oyun oynasa gerek arkadaşlar. Sonradan görme bir zibidinin böyle alıp yürümesi hayır getirmez. Sonradan görme gavurdan dönme demişler. Bunun ileride biz kötülüğünü görürüz. Ne gibi? Ne gibiymiş? Her çeşitten kötülüğünü. Bu herif bu köyü tapular da bizi kendi tarlalarımızda yarıcı eder. Eder şart olsun. Sen şimdi alttan almasına bakma. Tırnaklara yer tutuncaya kadar hep böyledir. Sonunda bu herif nah işte. Şuraya yazdım. Buradan çoklarını sürer çıkarır. Daha şimdiden hepimizi deftere geçirdi. Sanki günah defterine yazdı. Bizi yediden yetmişe boşlanmaya alıştırdı. Bütün köylü miras yede olanları gibi harcanmakta şişinerekten. Şuncacık bebeklerin ağzına tütün. Şuncacık kızların ağzına boyalı şekerle eblebi. Kız dediğinde aklıma geldi. Bu namussuz çalık dükkana körpe kızları alıştırmış. Gözüyle gören var. Şuncacık kızları şekerli çerezle dükkana çekip. Essa ben de duydum. Dükkana çekmekteymiş de etmediği rezili konumaktaymış. Olur olur bilmez misin? Bunlar parpar par takımı. Yukarıdaki evi bırakıp anasını dükkanın üstüne niye yerleştirdi bakalım? Karı kız gelipse kimse hilelenmeyecek. Hiç köyün dışında çarçı dükkanı mı o görülmüştür? Arkadaki samanlığa girmeyen karı kalmamış. En başta Advioros pusu. Hani vaktiyle şu uzun imamla söylenen anadan kısır kahpe. Peki bu adviye Musa Çavuş'un deli başı Rıza'nın değil miydi? Oluversin. Rıza buncacık şey için çalık ağanın hatırına değecek yiğit mi? Karşılığında göz yumma parası da almaktaysa. Eh öyleyse. Bu çalın belasını bulması yakındır. Kimsenin ahı yerde kalmaz. Fukara Hasan'ı öldüren de bana kalırsa yabancı değil. Herifi bir oyunla temizlediler. Asker kaçakları vurdu lafına kulak verme. Oğlanların hepsi Kur'an'a el basıp yemin ettiler. Bu işten hiç haberleri yok. Nereden olacak? Böyle bir işin sonunda neye bakacaksın? Miras kime düşmüş? Ona bakacaksın. Doğru doğru ama Kan adamı tutar. Bunlar yalnız lafta kalmadı. Günlerden bir gün çalık hafızın dükkanı zaptiyeler basıp kaçak mermi tütün. Ahırda çalınmış hayvan aradılar. Kahmazlayan herif her kimse yazdığı kağıdı doğrudan doğruya mutasarrufa vermişti. Ne fayda ki daha önce zaptiyenin kapı altı çalığa haber uçurduğunda ele bir şey geçmedi. İki hafta sonra da kağıdı yazından hilenilen herifin koca öküzü göğe çekilir gibi kayboldu. Sürülecek izi bile bulunmadı. Böylece çalı kafızın her yanda gözü kulağı eli ayağı olduğu anlaşıldı. Bu düşmanlığa uğradıktan sonra da çalı kafız hiç istifini bozmamış, bağırıp çağırmamış. Şuna buna dert yanmamıştı. Dükkana gelenlerin hepsine güler yüz gösterip diller döküyordu. ''Ne istedin aslanım?'' ''Buyur emmi, emret.'' ''Can, bağış üstüne bacım.'' ''Parası kalsın, para ne demek?'' ''Para senin canının sağlığı abla.'' Çalık Hafız Armağan sonu ilk çerçilik yılının alacaklarını toplayıp hesaplarını yaptığı günün akşamı ortağı Pete'ye konuşacaklarımız var diye haber yolladı. Pete o zamana kadar Çalık Hafız'la ortaklığına şunca değer vermemişti. Herifin zenginleştiğini komşuların ettikleri laflardan duyduğu zamanlar acaba diye ortaklığı aklına getiriyordu ama imansız Çalık'ın kendisini esasen ortak sayacağını hiç inanmıyordu. Erkek milleti Öyle sıralarda her ağzına geleni söyler. Nasıl bir avanak olmalı ki inanmalı. Petek Hasan'ın öldüğü gün olup bitenlerden sonra çalın geceleri evine geleceğinden, başına bela olacağından birkaç ay korkmuştu. Ama bu korkusu boşa çıktı. Bir zaman sonra buna şaştı. Biraz daha geçince yüreğinden küstü. Pis çalık. Ne anlasın? O günü çoktan unutmuştur. Aklı olmadığından diye düşünüp somurttu. Uzun süren erkeksizliğin rahatsız uykularında çalığı iki kere düşte görmüş uyandığı zaman herifin kuvvetli gövdesiyle üstüne çöküşünü tatlı tatlı hatırlamıştı. Çerçiliğin ilk aylarında dükkana hiç uğramaması, pis çalık başıma bela olur çalıklığını bilmez de korkusundandı. Sonraları birkaç kere gitmesi de hafızın koruda olanları unutmuş görülmesinden. Öyle ki bir keresine laf dokunduracak olmuştu da herif yüzünü şu yana çevirip duymazdan gelmişti çalık hafız. Ortağı Petek Hanım'ın evine ılık bir sonbahar gecesi yatsıdan sonra gitti. Petek kızı Halime'den çalık emmisinin o gece geleceğini haber aldı. Alalı kuşkudaydı. Üst üste sormuştu. Ne dedi o Halime? Başka bir laf etmedi mi kız? Etmedi. Gelecek. Suratı nasıldı? Askın mı? Değil. Askın olur mu güleç? Paradan maradan laf açmadı ya. Zarardan ziyandan. ha! Şuna bak. İki söz eder mi bu benim kızım olacak orospu? Sana dedim. Pedek bunları sorup dururken çalık hafız kapıdan seslendi. Petek hanım. Evde misin? Buyur hafıza. Haber göndermişsin. Evdeyim. Herif köşeye oturunca arkasına yastık koşturdu. Karnın açma mı Ayşe ablam seni doyurmuştur ya. Bizden sorması. Ekmek yemedinse yumurta kırayım. Bir yandan da belli etmeden herifin yüzüne bakıyor. Niye geldiğini anlamaya çalışıyordu ama faydasız. Buna çalık hafız demişler yüzüne bakıp yüreğindekini bilebilmeye kimin gücü yeter. Çalık hafız cebinden bir defter çıkarınca petek ürkerek gözlerini kırpıştırdı. Para isterse ne olursa olsun vermemeye şart ederek soluğunu kesip bekledi. Dükkandan parasız öteberi aldığını şimdi birdenbire hatırlamış korkusu artmıştı. Bize borç çıkaracak bu namussuz çalık. Bize bu kadar borç çıkaracak gördün mü? Vay başıma. Deftere bir zaman karıştıran çalık hafız neden sonra? Karnım tok dedi. Hele şöyle karşıma geç de şu hesaplara bakalım. Gülümsedi. Ne demişler? Dostluk okkayla alışveriş dirhemle demişler. Esra, bizim sana şu kadar borcumuz birikmiştir hafıza. Ha. Harmanda veremedik. Ne borcu kız? Sen delirdin mi? Yani bir de utanmadan sonra biz seninle ortak değil miyiz? Dükkandan şu kadar kazancımız var. Ben bu gece buraya para bölüşmeye geldim. Pete Kahvaz Ağa'nın şaka etmediğini neredense anladı. Bundan sonra dediklerinin birini bile duymadı. Doğru mu ey Allah doğru mu bu söz diyerek aldı gitti. Çalı Kahvaz defterden bir şeyler okumuş bir takım rakamlar saymış sonunda sermayenin şu kadar arttığını şu kadar kazancı bölüşeceklerini söyleyerek meydana bir deste banknot çıkartmıştı. Petek paralara şaşkın şaşkın baktı. Esraftan bize para getirdi bu çalık. Bizi Hasan belasından kurtardığı el vermedi de hemi. Herifin kanını arayan bulunmadı. Bunun dediği gibi herifin it ölümüne gitmesi yetmez gibi Esraftan para gördün mü kahpe? Demi Hafıza bunlar hep mi benim? Dedi ki ya bunlar senin kazanç payın. Bir bu kadar da dükkandaki malın üstünde var. Sen bize ne verdin de? 100 lira. 800 lira kazandın. Petek sevinçle çömeli verdi. Buyur Petek Hanım. Al payını. Hayranı gör. Aklım karıştı. Dur hafıza. Şimdi bu ne kadar? 100 liradan fazla öyle ya. 400 dedim. Rezil lafa hiç kulak verir mi? Peki bunlar hep bana mı düştü? İnanayım mı hafıza? Dur hele. Defterdeki hesabımız ne olacak? Bu benim kızım Halime Orospusu dükkandan hiç çıkmamakta. Şeker yemekten bunun karnı bozuldu. Bizim borcumuz borç mu kaldı? Hepsi içinde. Aldıklarınızı düştüm. Sen şunları bir say. Yanlışlık olmasın. Ben seni getirdiğim parayı nasıl sayabilirmişim? Saymalı. Yerde de bulsan saymalı. Aklımdayken söyleyeyim. Bu yıl senin tarlaları ortağa vermeyeceksin. Neden? Benim ortaklarıma ne olmuş? İşte o kadar. Belki ben gündelikçiye ektiririm. Gündelikçi çalıştırmak ortaklıktan daha verimli. Öküz bizden, tohum bizden olunca birkaç zibidi buluruz. Gündeliklerini bilirler. Sen karı başında ortakçı namussuzlarıyla başa mı çıkabilirsin? Hiç olur mu hafıza? Mala davara kim bakar? Bizim işimiz ortakçısız hiç dönmez. Orasını düşünürüz. Bunca yıllık ortakçılarımız gelip ağlar. Onlara da günah. Ben karışmam hafıza karışır dersin. Günahı varsa benim boynuma. Ortakçılık Allah'ın emri değil. Gündeliğine gelsinler, paralarını bilsinler. Üstesinden gelebilir miyiz? Kar edelim derken bir zarara girmeyelim hafıza. Çalık hafız dizi dibine çömelip yüzüne bakan Halime'nin saçlarını okşayarak. Duydun mu kız? dedi. Anam bize hiç güvenmemekte yavrum. Zarar edermişiz. Senin haberin yok Petek Hanım. Ben geçen hafta Çakır Kahyaların Narlıca'daki 14 parça tarlasını toptan aldım, topuladım. Bizim rençberlik işimiz bundan böyle ağır. Petek başını eğmiş cilveli cilveli gülümseyerek dinliyordu. Şu hafız kalıbını gösterdiği gibi değil diye düşünüyordu. Eline beline diline gayet sağlam bir herif. Başkası olsa neler etmez. En azından olanları köy odasına söyler de seni dile düşürür. Erkek kısmının hiçbiri karıya para vermezken bu hafız üstelik para getirmekte kardeş. Bir eşek yükü para ki harcamakla tükenmez. Birdenbire çalık herifi canı çekiverdi kızına çıkıştı. Bırak kız. Bırak da rahat otursun. Değme çocuğa. Biz rahatız. Olmaz. Gel buraya dedim. Sonunu sen düşün. Halime'ye değme. Bak karışmam. Bu kız seni pek sevdi. Hep seni konuşmakta. Elbet. Ben de onu sevdim de ondan. Ondan değil. Ya neden? Sende sıcaklık tüyü var. Birine değdirdin mi bitti. Bu ne demek? Çalı kafus telaşlanarak seni kırpıştırdı. Bu nasıl söz? Ne demekmiş sevdalandı besbelli benim yüreğim götürmez. Ben bu kızı öldürürüm. Lah mı şu? Sen aldırma kızım. Anam bizimle gönül eğlendirmekti. Kızın saçlarını okşadı. Paraları görünceye kadar bu laflar ortada yoktu. Ben paraya bakanlardan mıyım? Tövbe küstüm. Biz de çok küstük ama aldıran olmadı. Hiç kimse umursamadı. Bak Petek Hanım şurada burada kazancımızı söylemeyeceksin. Köylü milletini bilmez değilsin ya. Bunlar adamı göze getirler de uğursuzluğa boğarlar. Topla şunları. Topla da iyi sakla. Ben saklayamam. Sen de dursun. Petek hemen sustu. Söylediği söze kendisinde pek şaştı. Ağzından çıkar çıkmaz pişman oldu. Suratından anlaşılıyordu. Çalık hafızın yüzüne yalvarı gibi bakınca çalık güldü. Herkesin parası kendi yanında gerek Petek Hanım. İyi sakla. Lazım olursa gelir isterim. Şimdilik bu kadar. Hadi bana izin. Böyle diyerek hemen kalktı. Oturaydın hafıza hemen gidilir mi? İki laf ederdik. Daha çok laf ederiz. Ben yatsı yıkılmadım. Ezan okunalı ne zaman? Yalana bak. Hesap yaptık da camiye gidemedik. Pete kapıda ortağının kolunu tutarak Halime'yi işittirmemek için fısıldadı. Bir de bana Müslümanlık satma. Domuz çalık. Ben senin ne imansız olduğunu bilmez miyim? ''Yavaş kız, yavaş. Çocuk duymasın benim imansızlığımı sen nereden bilir misin bakalım?'' Bir de sorar. ''Korudan bilirim.'' ''Sen onu çoktan unutmadın mıydı pedek hanım? Unutulur mu domuz?'' ''Bilmem. Unuttum belli dedim. İyi öyleyse.'' ''Biraz daha otursaydın kız yatınca konuşurduk. Gene gelirim. Hep buradayız.'' ''Hani nerede? Geldin mi var? Hangi orospulara alıştığını ben duymadım mı?'' Köy yerinde çerçi kısmının karılarla alışverişi pek tatlı olurmuş. Günahtan korkman Müslümanlıktan mı? Doymuşsun da gücün kesilmiş. O nasıl laf? Dükkan kapısı, hak kapısı demişler. Dükkana gelen müşteriye kötü gözle bakılmaz. Benim hepsinden haberim var. Küpeli Meryem cadısı o dükkanda sabah akşam ne aramakta bakalım. Anan olacak kocakarı aracının biri gelip biri gitmekte değil mi? Ne istermiş aracılar? seni evirecekler. Kadriye için geberen ben miyim? Kamil Ağa'nın kızı. Gök göz Kadriye için. Ama Esam mı? Çalık hafız kısa kısa güldü. Sen meraklanma ben işimi bilirim Petek Hanım. Ben öylelerine karı diyecek herif değilim. Öylelerine karı demezsin ama kısır adviye ile iki çocuk anası kötü güldaneye geldi mi? Bunlar hep düşman sözleri. istemezlerin lafları. Dur hemen savaşma ne zaman gelirsin? Ben uğrarım. Köy yerinde laf ederler. Etsinler. Yarın akşam beklerim. Sana diyeceklerim var. Ekmek yemeden gel ki börek açacağım. Ayrıca tatlı yapılacak. Olur. Allah kısmet ederse. Çalık hafız ertesi gece gitmeyince daha ertesi günü ikindi üzeri Halim'e geldi. Hafız emmi dedi. Beni anam yolladı. Bu gece mutlak geleceksin. Bu gece mi? Eşim çıkmazsa gelirim. Anam sen gelmeyince ağladı. Niye kız? Bilmem. Sen benden iyisini bilirsin. 12 yaşındaki Halime bunları kurnaz kurnaz bakıp omuzlarını silkerek söylemişti. Sende haberler var Halime. Gel şuraya. Çılık hafız küçük kızı arkadaki ambara götürdü. Kapıyı sıkıcı örttükten sonra samanların üstüne oturdu. Halime'yi belinden tutarak kendisine çekti. Kız... Buna çoktan alışmıştı. Hiç ürkmedi, cilveyle somurttu. Anam bana bir etmediğini komamakta, dedi. Beni buraya salmasa gerek. Neden yavrum? Sana kızdığında. Bana neden kızmakta? Karılar yüzünden. Bugün küpeli Meryem cadısını çağırdı. Bir vakit konuştular. Anam domuz çalık, rezil çalık diye bağırdı. Kız bana arka çıkmadın mı? Çalık hafız Halime'yi arka arkaya öptü. Adam çalık emmesine arka çıkmaz mı? Neyine arka çıkacakmışım? Yalan değil ki. Adviye ablamdan, Güldane ablamdan laf açtılar. Yalan mı? Ben Güldane ablamı seninle görmedim mi? Ama sen dur. Güldane ablamın oğlan da sizi güzelce seyretmiş. Nerede kız? Bu nasıl söz? Nerede olacak? Kendi evlerinde. Geceleri gizliden girivermekteymişsin. Oğlan hep gözlemiş. Dövgü derken anlattı. Bir yandan da ben büyürsem bu çalı şart olsun vururum diye yemin verdi. Bizi vuracakmış öyle mi? acık bebek. Sekiz yaşındaki iteniği. Fena fena solumaya başlamıştı. Sanki karşısında esnahtan bir düşman varmış gibi. Gözleri kinli. Korkuyla parlıyordu. acık. Büyürse vuracak. Yemin verdi. Büyüyünceye kadar Allah kerim. Bu sese kendi de güldü. Bebek olduğunun aklı ermemiş hayır yavrum biz anasının bel ağrılarını sevabımıza okuyu vermekteyiz. Haftada bir iki. Bu nasıl bir okuma? Küpeli Meryem benim anama dedi ki, adviye kahvesinin borcunu sili verdi, yarısını bağışladı dedi. Ulan bunu da kim demiş? O namussuzlar. Adviye ablam küpeliye demiş. Beni Allah'ın emriyle alacak ya bakalım demiş. Anam bir kızdı öfkesini benden çıkardı. Bak etlerimi morarttı bura bura. Halim'e böyle söyleyerek entaresin eteğini kaldırdı. Bacakları düzgün tıkızdı. Ak pembe etinin üzerinde mor lekeler görünüyordu. Çalı kahvız bunları kokluya kokluya öptü. Bir yandan da içi titreyerek söyleniyordu. Ben anan olacak o kahveye edeceğimi bilirim. Ben ona bak ne işler edeceğim. Sana günah değil mi? Seni bu gece bekleyecek. Mutlaka gelsin dedi. Gelmezse sonu sen düşünecek misin? Bırak bırak kız. Anam Kuş gibi git gel. Orada eğlenirsen seni öldürürüm dedi. Anam beni döver hafız emmi bırak. Dur kız dur bırakacağız dur kibir. Bu sırada dükkandan. Hafıza neredesin hafıza diye seslendiler. Çalık hafız sıçrayıp halimeyi kendine uzaklaştırdı kısık kısık. Şu kapıdan dolaş dedi. Anana de ki birazdan gelecek dersin. Birazdan değil akşam ekmeğine geleceksin. Kız sana ekmeği, yemeği soran mı var? Savuş! Kim bu gelen? Adviye ablam, öyle ya. Değil, Adviye de neymiş? Ve hoşsa Adviye'nin nazlı sesini tanımıştı. Kızı itti. Hadi, sen dolaş. Anana sakın Adviye'nin lafını etme. Sonra keyfine. Gelirken bana boyalı şeker getir. Olur, sen haydi. Halime arka kapıdan çıkınca çalı hafız üstünü başını düzelti zamanları silkeledi. Elini yüzüne gezdirerek dükkana geçilecek kapıyı araladı. Adviye'nin yalnız olduğunu görünce kız Adviye geliver diye seslendi. Geliver çabuk. orda mısın hafıza? Kim var? Kimse yok gelsene rezil. Gelmem hiç gelmem. Gazya kalmamış da karanlık basmadan. Kolay sen hele gel. Sesi boğuk çıkıyor, çenesi titriyor, farkına varmadan köpek gibi yalvarıyordu. Adviye dışarısını tembel tembel kolladıktan sonra tezgaha dolaştı. İnadına tombul, inadına körpe, inadına güzel de güzelin oynağı bir karıydı. Kapıda ürkmüş gibi duraladı. Kim var? Gel dedim namussuz. Hafız böyle diyerek karıyı bileğinden tutup çekti. İki kere canını alacakmış gibi sarsaladı. Sonra göğsünden itip saman yığının üstüne düşürdü. Dur domuz çalık. Sen kudurdun mu kapıyı sürgele. Üstümüze bir gelen olur. Gebertirim şart olsun gebertirim. Sen öyle mi belledin? Dur dedim. Üstümü yırttın. Dur eğlen. Yırtılsın. Ben alacak değil miyim? Yırtılsın. Neyi? Yırtılsın. Adviye gaziyandan başka üzüm sabun istemeyi tasarlarken kendinden geçti. Aklı başına geldiği zaman uzaktan uzağa ikindi ezan okunuyordu. Korktu. Kurtulmak için davrandı. Dur hafız bırak. Ezan okunmakta. gavur. ezana baksana günah. Çalık hafızın gözleri kaymıştı. Varsın okunsun kahpe diye soludu. Okunsun varsın sen hele dur. Çalık hafız yorgun adımlarla Peteğin evine giderken kendi kendine küfrediyordu. Kapının sürgüsünü çekmeden senin gözün mü karardı alçak? Sen delirdin mi bu karıbolduğunda? Arada sırada karıları iştahlanıp böyle kendini kaybediyor dünyayı iplemez oluyordu. Başka zaman petek gibi dünya güzeline dönüp bakmayışımız neyin nesi ya? Biz bir nefsimize neden hükmedemeyi sırasında ey Allah! Allah'ın adını pis pis andığına pişman olarak somurttu. Kapıdan seslenmesine bırakmadan petek karşıladı. Hoş geldin Hafıza! Kız dedi de inanmadım. Dükkanı bırakmaz gündüz gözüne dedim. Ezan da okundu. Sen ikindiye gitmedin mi? İş vakti çocuğu yollarsın. Bir de ikindiye akşamı karıştırırsın. Neymiş bakalım ne var? Petek birden ürktü. Kendisi çıkışacakken herifin Yavuz hırsızlık etmesine şaşmıştı. Dün gece neye gelmedin? Börek yaptım, tatlı yaptım. Sungurlu tüccarlığına toptan pastırma verilecek. Bir de yalan söyler. Ben senin dün gece nerede olduğunu haber almadım mı? Tövbe ey Allah. Ulan karı milleti. Siz ne belasınız be. Biz para beşine düşmüşüz. Uykuyu kaybetmişiz. Sungurlu tüccarları neredeyse bizi oyuna getirecekler. Az kala bizim canımızı alacaklar. Şunun sözü. Söz gibi bir söz mü şimdicik? Halime nerede? Halime ne yapacaksın? Çok canın çektiyse Allah'ın emriyle iste. Çifte davulu düğün kur da tepe tepe kullan. Ulan bu nasıl laf namussuz. El kadar bebe. Ben senin evvel eski körpeye tutkun olduğunu bilmez miyim? Küpeli de söyledi. Küpeli dedi ki, kız bak, çamarı çarparım. Benim küpeliden, küpesizden haberim yok. Bela mısın akşam vakti? Belayım. Emi de büyük belayım. Petek böyle diyerek yaklaştı, çalı hafız gövdesini geri alarak, git şeytan, git işine diye gülümsedi. Bir de güler. Hele sen bu gece gelmedi. Bak neler olur. Şartoz'un tarlaları ortak veririm. Ne ağzına. Seni dava ederim. Köse yargıcı dava ederim. Ederim ki bu benim maldan candan ortağım olup derim. Şimdi tarlalarını başkalarına belli etmeye kalktı. Ne demek olsun derim. Betek birden uzanıp çalın kolunu tuttu. Etini var gücüyle vurdu. Çalık hafız hafifçe bağırdı. Kız aman kız namussuz canımı yaktın rezil. Daha bakalım bu can yanması şaka. Asıl can yanması ileride ben seni öldürmez miyim? Atviye orospusu koparınca iyi mi? Çılık hafız gözlerini yere eğerek konuştu. Beni dinle Petek Ana. Bunlar köylünün karalaması. Köy yerinde bizim iş tutmamız, Allah'ın bin bir bereket versin, biraz para kazanmamız. İstemezlerin yüreğini bozdu. Benim lafımı sana getiren varsa seninkini bana söyleyen de çok. Ben buraya neden gündüz gözüne geldim de gece vakti gelmedim? Neden? Biz medresede okuduk. Hoca takımından sayılırız. Ben seninle ortak olunca her şeye tövbe çektim. İşler iyi giderse harama uçkur çözmek yok diyerek büyük yemin ettim. Anladın mı? Gerisi hep düşman lafı. Sen beni denedinse denedin. Ben ağzımın tadını bilmeyenlerden değilim. Senin hasretine bunca zaman dayanan herif adviye gibi, güldane gibi, pislerle günaha girmez. Benim hovardalık sıram değil. Açıkçası gönlün çekerse seni Allah'ın emriyle alırım.'' Senin gibi bir karıya benim gibi bir herif her zaman lazım. Bu gece gel ki, gel de konuşuruz. Gece gelmeyi aklından çıkar. Sen elini boyunu düşünürsün. Danışacak yerin varsa danışırsın. Olur dersen anam gelir Allah'ın emriyle ister. Allah'ın emri mi? Herife tilki hapı verirken, o da Allah'ın emri. Dere boylarında sürünmesin diyerek. Düşünürsen, razıysan haber yolla anamı razıysanmış. Benim danışacak kimim var? Sen köy yerinde kimsesiz bir karının neler çektiğini nereden bileceksin? Ben canımdan usandım. Ananı gönder gelsin. Narlıcalılar bir hafta sonra petekle çalık havuzun şerbetini içerlerken Allah buna yürü ya kulum dedi. Kurban oldum diye içlerini çektiler. Niye dersen? Anlaşılan yüreğini gayet temiz gördü. Son arkası yarın büyük mal kemal tahir